21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu. Sadece 21 yaşında gencecik bir kadından bahsediyoruz. Eski erkek arkadaşı tarafından canice maalesef hayattan koparılmıştı. Dünkü duruşmada katil zanlısı öyle bir ceza aldı ki acılı baba binlerce kelime sarf edebilirdi belki ama sadece bir kelime söyleyebildi. Buyurun bakalım. Kızımı canice katlettiler. 4 kurşun, 4'ü de ölümcül. Bir umut girdiği duruşmadan 40 yıl yaşlanmış çıktı. Ölmeden mezara girdim diyen baba hem şokta hem de isyandaydı. Biz ağırlaştırmış müebbet istiyorduk. İyi halden indirim aldı, müebbet aldı. 21 yaşındaki Ayşenur Çolakoğlu 1,5 yıl önce takıntılı eski sevgilisiyle buluşmuştu. O son randevu dehşetle noktalandı. Vicdan yoksunu genç kıza 4 kurşun sıktı. Göğsünün üst tarafından ateş ediyor, yakından öldürüyor resmen, katlediyor. Barbarca. Öldürme kastım yoktu diye savunma yapan katil zanlısı karar duruşmasına çıktı. Müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına dair karar verildi. Takdiri indirim maddeleri uygulandı. Biz verilen kararlar hakkında yasa yollarına müracaat edeceğiz. Cezanın böylesi söze gerek bırakmadı. Neden böyle oldu bilmiyorum. Beklemiyorduk. Maalesef işte böyle zamanlarda söylenecek söz de yok. Yani bu yüzlerdeki acı, bu omuzlardaki yük, bu bir şekilde değil mi? Bunun karşılığında ne koyabilirsin yerine? Bir evlat gitmiş ama hani onu hafifletebilecek ne kelime vardır ne de ceza vardır bu hayatta. Vardı. Yani şunu merak ediyorum. Hani en sondan başlarsak yani nasıl bir iyi hal olmuş olabilir? Tabii işin hukuk tarafı bambaşka ve verilen karara da saygı duymak da zorundayız ama hani çok üzücü ve vicdanı yaralayan bir karar çıkıyorsa toplum nezdinde ve babanın nezdinde, ailenin nezdinde, yakınların nezdinde hani bunun izahı da olmuyor ise hani ağırlaştırılmış müebbetten müebbete çevirmek. Baktığın zaman hani tamam ömür boyu gibi gözüküyor ama hani işin içine işte koşullu salıverme hükümleri şu giriyor, bu giriyor, o giriyor. 24 yıl deniyor mesela. Evet. Onun altından da işte cezaevindeki iyi hal süreci şu oluyor, bu oluyor. Bir takım aflar olabiliyor. Bir takım aflar da gelebiliyor yani. Hani gelmiyor değil. Atıyorum 3-5 yıl sonra belki de en kötü ya da en iyi ihtimalle çıkıverme ihtimali var en azından. Ama bir kızımızın, bir insan evladının canına kıymış ve her şey de ortada hani ifade edildiği gibi. Ama hani iyi halden bu şekilde bir ceza alıyor olması da anladığım kadarıyla vicdanları yaralayan bir karar. Kesinlikle vicdanları yaralayan bir karar. İşte en kızımızı orada görüyoruz. Diyoruz ki yine mi yaşatamadık? Evet yani kadın cinayetlerine son diyoruz. Hani kadının adı var ama kadının artık kanı var gibi geliyor. Yani üzücü ya. Keşke hiç olmasa ama oluyor maalesef. Ve yıllarca da bunu konuşuyoruz ya. Çok üzücü. Allah'tan rahmet dileyelim, ailesine de sabırlar dileyelim. Çünkü o çıkamayan o kelime her şeyi anlattı aslında. Pekala, şimdi...